Dolandırıcılar yine yaşlı bir kadının parasının peşine düştüler. Yöntemleri de tanıdıktı. Terör örgütü hesabınızı ele geçirmiş yalanıyla. Hedeflerinde bu kez yaşlı bir kadın vardı. Tam 400 bin liralık altın ve parasını bakın nasıl aldılar. Kendi elimle teslim ettim. Yanıma yanaştığında şöyle baktım, dedim ki ben çok büyük bir tuzağa düştüm. Anladım ve korktum. FETÖ hesabınızı ele geçirdiği yalanıyla yaşlı kadını kandırdılar. Sahtekarlar inandırıcı olmak için kadını korona testine bile gönderdiler. Zeki Hastanesi'ne yönlendirdiler Covid testi için. İlginç olay Bayrampaşa'da yaşandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar Bayrampaşa'daki yaşlı kadını aradı. Terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi. Paraları çekin, bize verin. Operasyon sonrası size teslim edeceğiz yalanıyla onu kandırmaya başladılar. Öyle bir terimler kullanıyorlar ki soruşturma, kovuşturma, işte telsiz sesleri geliyor. Evdeydi para. Gümüş de evdeydi çünkü borcumuz vardı. Onları ödeyebilmek için biriktirmiştim. Yaşlı kadın şüphelendi. Sahtekarlar onu ikna etmek için akıl almaz bir yalana başvurdu. Dolandırıcılar inandırıcı olmak için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan hazırladılar. Yaşlı kadına Covid testi olman gerekiyor dediler. Yaşlı teyze de 30 bin lira para ve gümüşle Haseki'ye gitti. Kapının önünde dolandırıcılar onu karşıladı. Covid testinden geçip beni şubeye götüreceklerini parmak izi için ve oradaki arkadaşları riske atmamak adına böyle bir test istendi. Yaşlı kadın dolandırıcılarla göz göze geldiği an aslında onların sahtekar olduğunu anladı. Parayı vermek istemedi ancak korktu. Başına bir şey gelir diye tedirgin olunca mecburen istemeye istemeye parayı teslim etti. Polis aradı. Bayrampaşa Asayiş Birliği ekipleri hemen harekete geçti. Orada uyandım ve yanıma yanaştığında şöyle baktım, dedim ki ben çok büyük bir tuzağa düştüm. Vermemeyi düşündüm ama başıma ne geleceğini bilemediğim için hatta telefonda emin misiniz dedim. Ver torbayı teslim et dedi. Sahtekarlar para ve ziynet eşyasını aldıktan sonra taksiye bindi. Parayı paylaşıp bir de utanmadan tokalaştılar. Taksiyle tuzağa düşürdükleri başka bir kadının yanına gittiler. 400 bin liralık altın ve parayı alıp böyle kaçtılar. Odalara bakalım mı başkası? Ellemek komiserim. İnanamadım ben. 6 saat gibi bir kısa sürede yakalandılar. Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri dolandırıcıları yakaladı. İki şüphelinin evi küçük bir kuyumcu ve aksesuar dükkanı gibiydi. Getirsinler. Altınlar komiserim, şuraları detaylı çekin. Saatleri falan. Gümüşler nerede? Çalınan paralar ve ziynet eşyası ilçesine göre yan yana dizilmişti. Kurbanlardan toplanan onlarca saat ve takılar da böyle görüntülendi. Şüpheliler tutuklandı. Şurayı çek komiserim. Polis asla ve asla halkından böyle bir şey istemez. Para istemez, altın istemez.